tahminatör dostum. Efendim tahminatörüm. Ne tahmin ediyorum biliyor musun? Ne? Şöyle güzel bir lokanta. Dur adını da ben tahmin edeyim. Et bakalım. Hünger. Hünger mi? Hünger avcısı. Hünger avcıları olsun yani. Açları avlıyorlar ya. Yani İngilizce olarak, hunger olarak. Evet, hünger avcıları. Ben de direkt hünkâra gittim çünkü. Hünger hünkârdan türemiştir biliyorsun. Evet, hünger beğendi. Hünger beğendi yemeğiyle meşhur olan bir hünger avcısı lokantası. Güzel bir tahmin. Evet, hünger avcısı aynı zamanda sevgili Amerika'mızda ve England'ımızda da son derece güzel bir iş yapacak bir lokanta ismidir diye tahmin ediyorum. Evet, sonuçta aç olan dostlarımızı bir şekilde toplayıp aynı mekana sığdırıyorlar değil mi? Evet. Evet, evet, o halde sevgili dinleyicilerimiz, dinleyicilerimize hitaben yine yeni tahminlerde bulunmaya ne dersin? Evet, sizleri gereksiz bazı uğraşlardan kurtarmak amacıyla yine bazı şeyleri önceden tahmin edelim ki boşu boşuna vaktinizi harcamayın. Aynı zamanda bu programımız vasıtasıyla, bu konseptimiz vasıtasıyla yeni tahminatörler üretmeyi de amaçlıyoruz. Yani bizden sonra yaşayacak olan tahminatörleri de bu şekilde oluşturmayı tahmin ediyoruz. Evet, aynı zamanda tüm tahminatörler buluşsun. Tahminatör etkinliği. Doğrultusunda bir tahmin fest. Evet, bir etkinlik tahmin ediyorsun anladığım kadarıyla. Tahminatör dostu. Tahmin festivali tahmin ediyorum. Yani herkes karşısında oturacak bir şeyler tahmin edecek. Yani şöyle olsa bunu böyle yapsak falan gibisinden. Bu festivalin çok iş yapacağını tahmin ediyorum. Yani kalabalık bir festival olur gibi bir tahminim var. Bana da kalabalık olur gibi geliyor. İş yapar mı onu bilmiyorum. Neyse, bu tahminlere sonra döneriz de ben şimdi bu hazır tahminlerimize başlamışken sıcağı sıcağına bir Storytel'den yine bir kitap seçelim de bu kitabın içeriğiyle ilgili tahminlerde bulunalım. Gönder gelsin, ben hemen basayım tahmini. Şimdi bugünkü tahminimizi İngilizce bir kitap üzerinden yapalım diye düşünüyorum. Çünkü bu kitabı da dinleyebiliyoruz yine. Üstelik yazarının seslendirdiği bir kitap. Nasıl? Ama yazar da birazcık yani hem yazarım hem yönetirim hem de başrol oynarım falan demiş. Dan Proper yazmış, Prosper yazmış ve yine seslendiren de Dan Prosper. Prosper soyadını sanırım Prospect'ten türeterek kendimi sahne ismi oluşturmuş gibi mi? Geldi tahminin. Yazar ismi, müstehar bir isim kullanıyor olabilir, evet. Takma adı anlamında. Gölge yazar. Şimdi bu filmin kitabın ismi şöyle, Growing Rich. Ya da küçük bir, yukarıdaki o küçük yazıyı da okursak, Thinking of Growing Rich şeklinde. Hemen tahminimi söyleyeyim. Çeviri tahmini mi yapıyoruz? Evet, küçük dostlarımızın okuduğu ve ben acaba zengin mi büyüyorum diye düşünerek 6 yaşındaki minik bir eterin okuduğu bir kitap olduğu tahminindeyim. Yani bu growing kelimesinden tahminle bu kitabın bütün bir kitleye yani 7'den 77'ye herkesin okuyabileceği bir dille yazıldığını tahmin ediyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Hatta okuyan dostumuzun ya yani kimse bunu çocuklara okur gibi okuyamıyor. Ben bunu masal gibi okuyayım diyerek okuduğunu da tahmin edebiliyorum. Evet ama ben sırf bu sebepten dolayı kitabın fazla satmadığını da tahmin ediyorum. Çünkü bir metroda yan yana oturan 6 yaşındaki bir veletle 45 yaşındaki bir beyaz yakalının aynı kitabı okuması hoş görünmez diye tahmin ediyorum. Peki bu bir roman olabilir mi? Yani sonunda bir bunu zengin büyüdüğünü düşünen çocuk bir şekilde ailesini iflasa sürükleyebilir mi? Yani güzel bir tahmin bence. Bu tahmin değerlendirilmeli. Kitabın kapağından belki bu tahminin doğru olup olmadığıyla ilgili bir takım çıkarımlarda bulunabilirsin diye tahmin ediyorum değerli tahmin ediyorum. Nasıldır? Şimdi bir yaklaşık bir tepeleme 40-50 tane külçeden oluşan bir altın yığını var. Tabii buna bu Growing Rich kısmını anlatıyor ama bir de Thinking of kısmını anlatsın diye bu düşünen adam heykeli vardır hani yumruğu çenesinde oturan hemen Bakırköy civarlarında. Onu bir gölge silüeti halinde kitabın kapağına yerleştirmişler. Thinking of'u da o karşılamış. Yani aslında burada kitabın ismi yazmasa bile biz bu görüntüden anladım bu kitabın adı Thinking of Growing Rich diye tahmin ederdik diye tahmin ediyorum. Yani keşke külçe külçe altınım olsa diye Türkçeleştirebilir miyiz bu kitabımızı? Külçe altınlar arasında diye de Türkçeleştirebilir ya da külçeleştirebiliriz diye tahmin ediyorum. O kitap külçe olur bence. Yani bu kitabın içerisinde biraz da tabii iş, yani business sector
adını verdiğimiz bölgeye hitap ettiğini düşünürsek, sen zengin doğdun, zengin büyüdün ama o zenginliğini muhafaza etmelisin. Minik rich. Evet, yani haftada 200 lira annem harçlık veriyor. Ben growing rich miyim? Rich şeklinde bir şey de olabilir. Evet, olabilir. Yani bu şekilde takılan dostlarımıza bir takım tüyolar veriyor. Yani serveti elinde tutma maksatlı bir kitap olduğunu tahmin ediyorum. Ama serveti elinde tutmasını bilen zaten kitaba para verip parasından eksiltmez diye düşünüyorum. O kadar pahalı mıdır diyorsun bu kitap? Yani pahalı değildir ama parayı elinde tutması sevenler için beleş baldan tatlıdır. O halde Thinking of Growing Rich adlı kitabın sonunun Throwing This Rich şeklinde biteceğini tahmin ediyorum. Throw This Rich. Yani bu kitabı fırlatma anlamında da olabilir. Evet, oradaki rich'i farklı bir anlamda kullandığımı da tahmin ediyorum. Ayar oldum. Smith'in Eat the Rich, yani zenginleri ye diye de bir öğütü vardır. Amerikalı rock grubu. Evet, Eat the Rich diye bir şarkısı vardı. O yüzden zaten o şarkıdan sonra bir daha şarkı yapamadılar diye tahmin ediyorum. Ama yaptılar mı yoksa? Daha çok rich oldukları için yapmışlardır. Bu amca onlarla yani o şarkıdan esinlenmiş midir acaba? Bunun için kitabın okunması gerektiğini tahmin ediyorum. Evet. Ya da işte Storytel'den dinlenmesi gerektiğini de tahmin ediyorum. O halde 4 Ekim'de bir tane film var. Joker var ya, Joker meşhur sırıtkan. Jolly. The Jolly Joker mı? Just the Joker. Onun filmini yapmışlar. Bu Batman'de oynayıp daha sonra ölen çocuk kimdi? Ben tahmin alayım. Yani film çekimleri esnasında ölen bir tek kişiyi hatırlıyorum. O da Brandon Lee adlı Bruce Lee abimizin oğluydu ve The Crow çekimlerinde, evet, ölmüştü diye hatırlıyorum. Tahmin tebrik ederim. Bu tahmin değil, bu hatırlamaydı. O güzel Batman filminden sonra öldüydü bu çocuk. Neyse, ondan sonra bu Joaquin Phoenix'e rolü vermişler. O oynayacakmış. Joaquin Phoenix'in kim olduğunu tahmin edemiyorum. Tahmin edemiyorsun. Hani şeyi oynayan, bu Hurt'ın de cover'ını yapmış olan yaşlı şarkıcı amcayı oynayan. Tahmin edebildin mi? Billy Idol'u mu oynadı? Billy Idol Hurt'u söylemedi. Yani, yaşlı kısmını tutturdun. Yaşlı kısmından bir de ilerledim. Hurt kısmını hatırlayamadım bile. Yani Hurt'un nasıl bir şarkı olduğunu tahmin edebiliyorum. Bir kuple mırıldanabilir misin diye. I hurt myself today. And I still feel. Evet, yani intihara meyilli bir arkadaşımız olduğunu tahmin ediyorum. O beste onun değil, bunu yapan Nine Inch Nails nasıl intihara meyilli olan diye tahmin ediyorum. Neyse, tahminlerim o kadar çoğaldı ki hangi birini tahmin edeceğimi şaşırdım. Evet. Tahmin ediyorum. Evet, bu film Joker filmi geliyor. Şimdi Joker, yani hep Batman'i seyrediyorduk. Neden Joker'i de daha böyle bir ağırlık vererek dinlemiyoruz? Aa, olacak iş mi bu falan deyip 4 Ekim'de şey yapmışlar. Ne tahmin ediyorsun? Ölecek midir Joker bu filmde? Ben 4 Ekim'de gelmeyeceğini, yani bir hafta daha sarkıp 11 Ekim'e kalacağını tahmin ediyorum. İlginç bir tahmin. Ama sinema sektöründe İddialı da aynı zamanda değil mi? Bilen bir kişinin tahminine benziyor yani. Tanımasam inanacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben de bütün salonlara girmeyeceğini, streaming olarak çoğaltılacağını ve toplamda sinema son olarak 4-5 salonda oynatılacağını tahmin ediyorum. Gerçekten bu da son derece cesur bir tahmin oldu. Teşekkür ederim. Şimdiden 4 Ekim tarihi ya da 11 Ekim tarihlerine plan yapan dostlarımızın tatil seçeneğini değerlendirmeleri gerektiğini tahmin ediyorum. Tatil seçeneği alalım o halde. Aklında var mı güzel bir yok, tatil hayır, seçeneği? Yok, hayır, dur bir dakika. Bu filmde o River Phoenix miydi? Neydi bu arkadaşımız? River Phoenix'in bir şeysi bu kardeşi. Bunlar sibling. Anladım. Bu Joaquin mi? Joaquin mi? Joaquin Phoenix. Evet. Ki peki, bunlara aileleri bir tanesine River, birine Rain, birine Summer, birine Liberty adını vermişler ki bu bağlamda anne ve babasının bunları bir batında doğan kedi yavruları olduğunu zannettiklerini tahmin ediyorum. Peki bu filmde Batman dostumuz var. Çünkü Batman serisinde Joker'i biz tanıdık ve sevdik. Dolayısıyla evet. Joker filminde de Batman'ı görecek miyiz yoksa onda da farklı bir karakter mi tanıyıp seveceğiz? Yani tahminimce herhangi bir ünlüyü Batman'a harcamayacaklardır. Çünkü bu durumda Joker Batman'ın gölgesinde kalacaktır. Batman'ı ancak silüet halinde binadan binaya zıplarken görebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet, Batman binadan binaya zıplamaz, uçar diye tahmin ediyorum. Batman nereye uçuyor oğlum? Anca arabası marabası var. Uçan ara... Süpermen. Aha, pardon, örümcen olanla karıştırmış oldu bu tahmin. Örümcen de uçmuyor, onun etrafa
şey fırlatıyor. Ağ atıyor. Evet. İyi balıkçı diyorsun. Aslında evet, denizde takılsa süper balık tutar da işte. İşte biz damak zevki yok adamda. Evet. O anca sinek yesin. Bu arada senin yani aslında belki de iznim olmayarak tahmin gücünü ölçmek istiyorum. Yok rica ederim. Ne demek yani senin gibi bir tahminatör tarafından tahmin gücümün ölçülmeye değer bulunmasının önemli olduğunu tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki bana burrata'nın ne olduğunu tahmin edebilir misin? Burrata. Burrata bir tür tatlıdır diye tahmin ediyorum. Nereden esti? Yani böyle şöbiyet gözümün önünde geldi. Şöbiyete benzer, hamurla yapılan ama daha çok katmere benzeyen, arasında fıstığın olduğu bir tatlıdır diye düşündüm. Ama diye sana geçen gün yeni aldığım harddiski gösterdiğimde de bu bir tatlıya benziyor, şöbiyet olabilir mi demiştin. İşte 6 ay şöbiyet yemeyince tahminlerimde şöbiyet katsayısı artıyor diye tahmin ediyorum. Burrata bir İtalyan peyniri. Ve yine saçma çünkü İtalyan dostlarımız nelerse. Bu tahmin mi yoksa gerçek? Yani gerçek. Ben de aslında öyle tahmin etmiştim de şimdi yanlış olmasın diye söylemedim. İçerisine başka bir peynir koyuyor. Dışını da şeyle, mozzarella mı neyle onunla kaplıyor. Öyle abuk sabuk bir şey oluyor. Burada önemli olan kısım kendilerinin 100 küsür liraya falan satılıyor olması. Nesi? Kilosu mu? Kilosu değil, porsiyonu. Porsiyonu mu? Evet. Çok uğraşıyorlar diye biraz bu yüzden pek bilinmediğini tahmin ediyorum. Bana ekmeğin üzerine sürmek için biraz peynir versene dediğimiz zaman garsonun 105 lira demesi beni biraz üzüyor açıkçası. Burrata anlamam. Bana güzel adam krem peyniri versin işte. Para istemesin. O hesap geldiğinde burrata diye güzel bir figür sergileyebilir diye tahmin ediyorum. Diye de sevimlilik yapılabilir. Bu Mart ve Nisan aylarında daha çok olur diye düşünüyorum. Güzel bir tahmin. Evet, bu soruyu da geçtiğimize göre ki pek başarılı olamadığımı pek doğru bir tahmin şey yapmadım ama evet. Olsun, yine de çabaladım diye olsun, tahmin ediyorum. Bir sonraki tahminlerin açısından bence sana güç vermiştir diye tahmin ediyorum. Bu tahmin doğru, gerçekten çok güçlü hissediyorum kendimi. Devlet tiyatrolarında da 80 günde Devre-i Alem adlı bir dostum. Jules Verne, evet. Jules Verne'in şeysi, bir romanından bir hikayesi mi desek artık uyarlanmış bir oyun. Yani ben bu oyunun fazla bir şey anlatmadığını tahmin ediyorum. Yani sonuçta 80 günü anlatıyor. Bunu 80 günü bize 2 saat 15 dakikaya siplemeyi başarmışlar. Tamam, Zira birebir de sürebilirler. 80 gün kısmını zamansal bakımdan zipleyebilirler ama devre alem kısmını, yani tüm dünyayı gezme kısmını bir tiyatro sahnesinde nasıl gösterecekleri konusunda fikrim olmadığını tahmin ediyorum. Bunun ama dekorudur, kostümüdür, koreografisidir falan derken başarılmış ki yapılıyor ve iki perdeye sığdırmışlar. Ama işte yani böyle oyunlarda genelde millet gidip oyun yerine dekordur, kostümdür, carttır, curttur seyrediyor. Halbuki biz oraya oyunculuk görmeye gitmiyor muyuz? Ama o senin oyunculuk, yani içindeki oyuncu olma isteğinden doyuyor. Yoksa sen kostümcü olmak istesen oyunu niye seyredesin? Kostümlere bakarsın. Gel şu 80 günde devre alem oyununa gidip kostümlere bakalım. Evet. O zaman oyuna girmeyiz. Kulise gireriz Allah kahretmesin. Bu Jules Verne'in bir de Jules Verne'in şeyleri var. O Jules Verne diye tahmin ediyorum. Hayır, yanlış tahmin. Biri bir kahraman, öbürü bir şey yazar. Ama o da bir kahraman aslında. Bence doğru tahmin de sayılabilir. Bence bütün yazarlar kahramandır diye bir şey söylesem. Ben bu şeyi Mark Twain'in bir kahraman olduğu konusunda katılıyorum. Mark Twain deyince aklıma ünlü çizgi roman kahramanları Tom ve Sawyer geldi. Benim de aklıma Huckleberry ile Finn kardeşler geliyor. Evet, hakıl insan. Peki bu sevgili 80 günde devre alem oyununun süresiyle ve işte efendime söyleyeyim kaç perde olduğuyla, ne zamanlar oynadığıyla ilgili bir tahminin var mı? Tahminler serisi. Tahminlerimi söylemiştim. 2 saat 15 dakika ve 2 perde. Bunu söylemiş miydin? Evet. Ben söylememiştim diye tahmin ettim. Sırada başka şeyleri tahmin ettiğin için yine tahmin çakışması oldu. Tahminlere çakıştı havada, evet. Peki o halde bir de oyunumuz bu vardı. Oyun Apex Legends diye bir oyun tahmini var. Doğru tahmin. Bir oyunumuz varmış. Güzel tahmin ettin. Bu Apex Legends bir Battle Royale olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Battle Royale'ler çok tuttu. Yani oyuncuları paraşütlen bir yere bırakıyorsun. Bunlar orada buldukları
silahtır, tabancadır, tavadır falan alıyorlar, birbirlerine girişiyorlar. Bunlara Battle Royale mi deniyor? Battle Royale deniyor. Ha, Battle Royale deniyor. Ondan sonra etraflarındaki halka gittikçe küçülüyor ve bunlar bir kişi kalana kadar birbirine tepişiyorlar. Bir kişi kalmış canavar. Tabi bunlar online bir şekilde herkes karşısındaki dostunu mu tepelemeye çalışıyor? Karşısındaki dostu olur. 4 kişilik takım kurarlar, 2 kişilik takım kurarlar ama en zevklisi ben tek başıma çalışırım deyip etrafta sinsi sinsi gezmektir. Peki neye benziyor bu oyun? Yani hangi oyunlara benzediğini tahmin ediyorsun? Bir oyun tahminatörü olarak tahminime göre Fortnite'a benziyor. Fortnite yani 4. gece. Evet, ya da kale gecesi de olabilir. Tamam peki öyle olsun. Burada Fortnite'da sadece birbirlerini kesmek yetmiyor. Kale yapıyorlar ve gizleniyorlar, içine falan olur diye de tahmin ediyorum. Yani o oyunun biraz daha ileriye götürülmüş olduğunu tahminlerimize ekliyoruz anladığım kadarıyla. Kimsilerisinden larısılarız. Ama yani bu tarz oyunları ben tasvip etmediğimi şey yapmak istiyorum buradan. İletmek ben istiyorum. Ben de yani insanlar birbirlerine oyununda da olsa çeşitli silahlarla vurmamalı, birbirlerine farklı farklı çiçekler vermeli ve seni seviyorum diyebilmeliler. Aynen böyle bir oyun yapılabilmesini tahmin ediyorum. Bir de mesela bu bazı son dönemde dostlarımız bir arkadaşını arıyor telefonla, ya yani aramıyor da bağlanıyor. Oradan çataçut çutaçut oyun içerisinde birbirlerine giriyorlar kendi listesindeki bir dostuyla. Halbuki dostluklar bu şekilde oyunlar içerisinde kıran kırana mücadeleye dönüşmemeli diye tahmin ediyorum. Kıran kıran dediğinde aklıma kıraathaneler geldi. Bu tabii ki kiralar çok yüksek olduğu için bu oyuncu dostlarımızın bu tarz şeyleri icat ederek herkesin, her çocuğun kendi evindeki odasını bir kıraathane haline getirip bağıra çağıra orada kapışmasını sağladığı da tahmin ediyorum. Ama yani kıraathane diye düşündüğümüz şeyin bir Fasbük'ün önüne geçemeyeceğini, Fasbük'ten büyük kıraathane olmayacağını da daha önce söylediğimizi tahmin ediyorum. Evet, Fasbük en büyük kıraathanedir, paçozluk evrenseldir gibi atasözlerimiz zaten var. Fakat Fasbük eskisi kadar büyük bir kıraathane değil. Yani onu küçüldü mü? Kıraathanelerin geçeceğini tahmin etmekteyim. Yeni kıraathaneler Fasbük'ün önünde geçecek diye tahmin ediyoruz. Evet, ilginç bir tahmin. Peki kısa kısa bölümümüze geldik. Kısa tahminlerimiz var. Ben dekorasyon alanında bir tahminimle sürdürmek istiyorum tahminatörlüğümü. Buyurun. Şimdi bu ev dekorasyonunda 80'li yıllara geri dönüleceğini tahmin ediyorum. Bu yıl itibariyle. Gerçekten ilginç yani. Keşke 1820'lere döneceğini tahmin etseydim. Yani, 1820'lerdeki dekorasyonu bilseydim onu da tahmin edebilirdim ama önce 1820'lerdeki dekorasyonu tahmin edip sonra ona dönüleceğini tahmin etmek artık duble katmerli tahmine giriyor. Evet. Biraz fazla oluyor. Yani 1820'lerdeki dekorasyon sadece dandik bir çekiç ve bir testeremsiyle bir tahtadan yapabildiğin şeyleri yapmaya çalışma diye tahmin ediyoruz ama yanılıyorsun. Neyse, bu Sigon sehpaların dekorasyonda tekrar ön plana çıkacağı tahminindeyim. Sigon sehpalar, aynı tahminde bulunamayacağım. Niye? Çünkü insanlar artık Sigon farklı farklı içinden çıkartıp böyle küçük küçük parçalarından ziyade etrafında birleşecekleri yuvarlak masaları tercih ediyorlar tahminindeyim. Ben hiç öyle aynı tahminde değilim. Aynı evde yaşayan kişilerin bile kendi sehpalarına sahip olma hırslarından dolayı Sigon sehpanın en üst kademesine ulaşma şeyi de var orada. Bir de bir havucu var. Bu havucu takip edeceklerini tahmin ediyorum. Ama o yüzden de aile içerisinde en küçük Sigon'u sen alsana, yok benim sehpaya ihtiyacım yok, al en küçük Sigon diyerekten en küçük Sigon kimde gibisinden papaz kaçta oynandığını da tahmin etmekteyim. En küçük Sigon Sigon düşenle alay edilecektir diyorsun. Evet. Bu arada Sigon sehpa gerçekten de hani bu tahminim baki, yani ben böyle bir şey olacağını düşünüyorum ama Sigon sehpalardaki sehpa sayısının da artacağını teknolojiye ayak uydurarak 20'li 30'lu Sigon sehpalar olacağını tahmin ediyorum. Gönül bunu istiyor ama bunu tahminlere katmak, tahmin dosyasının içerisine koymak bence pek mümkün değil. Çünkü o zaman Sigon sehpalarının da incelmesi gerekli ki çok fazla yani tamam şöyle bir sehpa kuyumuz olmasın. Benim tahminim şöyle. Sigon sehpaların o 30'lu veya 20'li olanın en büyüğü bir yemek masasına dönüşüyor artık. Yani sehpa masa ayrımını ortadan kaldıran bir dekorasyon tahmin ediyorum. Evet, düşünceye sevk ettim. Evet. Ama peki, olmaz neyse. Kısa kısalarda senin tahminlerini benim alayım. Benim tahminim dostlarımızın sucuklu yumurtaya yönelecekleri yönünde özellikle atıştırmalık tahmini
mevsiminin de sebebiyetiyle 3 yumurtalı ve şeyli gurme sucuklu yumurtalar yükselişe geçecek diye tahmin ediyorum. Yatırımlarınızı ona göre yapın. Ben bir ekleme yapayım. Çok güzel bir tahmin bu arada, onu söyleyeyim. Ben de aynı şeyi görüyorum, öyle tahmin ediyorum ama yumurtaların çift sarılı tercihinin artacağını düşünüyorum bu dönemde. Çift sarılıya pek vakit kalmadan açlıktan dolayı bulduğu her yumurtayı kırıp sucuklu yumurta yapmaya çalışacaklar için ben öyle bir öngörüde değilim açıkçası. Anlıyorum. Fakat öncesinde satın alınırken boş gezen tavuk yerine bazı şeyleri okumuş görmüş olan tavukların yumurtalarının alınacağının öngörüsü içerisindeyim. Ama boş gezen tavuğun daha organik olduğunu söyleyen dostlarımızın da yanıldıklarını yakında anlayacaklarını tahmin ediyoruz. Zaman herhalde gösterecek tabii ki. Evet. Peki hava durumu tahminin var mı önümüzdeki günlerde? Bence yağmurlu havalar devam edecek. Sonuçta dünyanın bir yerinde illaki yağmur yağdığı için bu tahminimin de tutacağını düşünüyorum. Ben yağmurlu havanın devam edebilmesi için önce başlaması gerektiğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla günlük güneşlik güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Ama neme dikkat diye bizi dinleyenler ne münasebet, ne münasebet. Aman